Tüp mide ameliyatı laparoskopik olarak yapılan bir ameliyattır. Özel adı laparoskopik sliv gastrektomi ameliyatıdır. Midenin %80'li kısmı çıkartılıyor. Bu çıkarılan kısım midenin iştah merkezinin olduğu kısımdır. Aynı zamanda da hacim olarak bir küçülme sağlıyor. Kalan 150 cc ile de hastaların erken doyması sağlanıyor. İştah hormonunun salgılandığı merkezin çıkarılmasıyla da iştah hormonu azalmasına bağlı bir iştah azalması sağlayan bir ameliyattır. Yaptırmalıdır. Tüp mide ameliyatını herkes yaptırabilir mi? Şimdi tüp mide ameliyatı için vücut kitle indeksinin 30'un üstünde olması gerekiyor minimum değer olarak. İdeali de vücut kitle indeksi 35'in üstünde ek hastalık olan hastalar içindir ki bu diyabet ve hipertansiyon, uyku apnesi, bel fıtığı, işte diz eklem problemleri gibi hastalıklardır. Ya da vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olan hastalarda ek hastalık aranmaksızın ameliyat yapılabilir. Peki hazırlık süreçleri nasıl olur tüp mide ameliyatının? Şimdi ameliyat öncesi ayrıntılı kan tahlilleri, ultrason, akciğer filmi, işte gerekli olursa efor testleri yapılması gerekiyor. Mutlaka hastanın endoskopisini yapılıp midenin değerlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında da dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, anestezi ve psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekiyor hastanın genel cerrahi dışında. Bunlardan ayrıntılı onay alındıktan sonra hastaları ameliyat edebiliyoruz. Ameliyat olduktan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Birazdan ondan bahsedelim. Tabii ameliyattan sonra belirli bir süre hastanede yatış süreci oluyor. Kapalı bir ameliyat olduğu için hayata erken dönemde dönebiliyorlar hastalarımız. Daha sonrasında beslenme dönemine geçiyoruz. Beslenme döneminde de kademeli bir beslenme programı düzenlenmesi gerekiyor. İşte önce sıvı gıdalar, sonra püre şeklinde gıdalar, sonra çiğnenen gıdalar şeklinde yavaş bir normal beslenmeye geçiş süreci oluyor. Mutlaka beslenme eğitimini almaları lazım hastalarımızın. Özellikle protein ve sebze ağırlıklı beslenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sık sık kontrol edilmeleri gerekiyor mu hastaların ameliyattan sonra? Çok sık gerekmiyor. Periyodik diyetlerin düzenlenmesi için hastalarımızı biz kontrole çağırıyoruz. Onun dışında kan kontrolleri için hastadan hastaya değişmekle birlikte 3. ila 6. aylarda hastanın durumuna göre bir kan kontrolü yapıyoruz. Yaklaşık 4. ay ya da 6. ay civarlarında da bir safra kesesi ve karaciğerin değerlendirilmesi için bir ultrason yapıyoruz.